kalpte istikamet. Sen Gazze'yi düşünmüyorsan, sen Doğu Türkistan'ı düşünmüyorsan, sen Suriye'de, Irak'ta, Suriye'de, Irak'ta zulüm gören, işkence gören Müslümanları düşünmüyorsan, dünyanın herhangi bir yerinde zulüm gören Müslümanları, hatta daireleri, zulüm gören insanları, kim hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, bir sistem, bir devlet, eğer ki kendi tebaasına zulm zulmediyorsa, oradaki insanlara zulmediyorsa Müslümansın. Bundan sorumluyum diyeceksin. Bunun acısını yaşayacaksın. Bunun sıkıntısını, bunun derdini, bunun gamını hissedeceksin. Ve kendi kendine çok gülmeyeceksin. Kendi kendine bu, bu, bunlar, bu sıkıntılar, bu zulümler devam ederken böyle eğlence, meğlence koşmayacaksın bu sıkıntılar, bu zulümler devam ederken kalben, kalben hüzün noktasında duracaksın. Fazla sevince yer vermeyeceksin. Allah muhafaza eylesin. Bunu dikkat edeceksin. Müslümanlar zulüm altındayken, Müslümanlar inim inim inlerken ve çocuklar, kundaktaki çocuklar, yeni doğmuş bebekler, yeni doğmuş bebekler, yeni daha yürüyemeyen çocuklar, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuklar. Çok özür dilerim ama böyle katliam yaparcasına öldürülüyorsa, canlı canlı ölüme terk ediliyorsa ve bunlar dinleri yüzünden bu acıyı çekiyorlarsa, dinleri yüzünden, senin sevinmeye hakkın yok kardeş. Senin kahkahayla gülme hakkın yok. Kalbinde istikamet var ise. Sen bir kötülüğü hiç olmazsa buz ederekten önlemeye çalışın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır diyorsun ya. Bütün İslam dünyasının kalbi, bütün İslam dünyasının kalbi zulüm gören müslümanlarla alakalı kalbi oraya hareket etmeli ve kalben o zulmedenlere buğz etmeli. Dil olarak o zulüm altındakilere dua etmeli. Dil olarak da o zulmedenlere beddua etmeli. Evet. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Müslümanlara zulmedenlerin üzerine olsun. Amin. Bu Müslümanın istikametidir. Korkmayın. Korkmayın. Çekinmeyin. Korkup çekinmeyin. Bu dünya geçip bitiyor. Geçip bitiyor. Merak etmeyin. 16 yaşında ben babasız kaldım. Biz ayakta yaşamayı öğrendik. Sensiz de bu dünya yaşanır. Sensiz de yaşanır. Dünyanın da, çoluğun da, çocuğun da, eşin de sahibi Allah. Korkup, çekinip, tırsmayın. Hakikati, hakikati söyleyin, anlatın. Kalben buğz edin. Dilinle ona lanet oku. Oku. Müslümana lanet okuma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kafirlerle lanet okudu. Müslümanları okumadı. Müslümanlarla alakalı ben lanet edici değilim dedi. Bedir'de lanet etti. Uhud'da lanet etti. Hendek'te lanet etti. Müşriklere. Evet. Allah lanet ediyor Yahudilere. Yahudilere Allah lanet ediyor. Sen neden lanet etmeyeceksin? Kimden korkuyorsun? Yahudi bozmalarından mı korkuyorsun? Korkma. Bu korkuyla biz korkuyla hakkımızı savunamıyoruz. Hak ve hakikata yıkıramıyoruz. Gidersiniz mahkemede ifade verirsiniz. Bu kadar. Bu kadar. Suç Yahudilerle alakalı hakaretvari konuşmak suç. Var ya anlaşma onlarla. Evet. Ha işletilmiyor. Ayrı mesele. İşletilmiyor. Tabi biz onun da farkında değiliz. Antisemitizm var ya. evet. Antisemitizm. Evet. Ne yapıyorlar şimdi Avrupa'da? Antisemitist maddeleri harekete geçiriyorlar. Konuşanları derdest ediyorlar. Neredeymiş özgürlük? Yokmuş demek ki. Yoktu ki zaten hiç. Neredeymiş demokrasi? Yokmuş demek ki. Yok zaten aldatmaca.